Nasıl böyle bir şey yapar? Evli adamla ilişki yaşamak ne demek? Ya aile dostum dediğin insanla ilişki yaşamak ne demek? Oğlum delireceğim ya. Delireceğim, ben kimlerin yanında büyümüşüm? Ailemden kimseyi tanıyamamışım. Ya bir ailede herkes mi yalancı olur ya? Herkes mi yalancı olur? Bir de beni düşün. Babam annemi aldatıyor. Ama annem zaten bunu biliyor. Ama işine gelmediği için susuyor. En kötüsü de ne biliyor musun? Bu insanlar benim öz ailem. En azından sen bütün bunlara katlanmak zorunda değilsin. Senin bir suçun yok ki. Üzülme yani boşuna. Yok bir suçun senin. Ne yapmayı düşünüyorsun bundan sonra? Ne yapacaksın? Selim, ben artık o eve dönemem. Dönmem. Eğer senin için de uygunsa bir süre burada kalayım ben. Bir şey demeyecek misin? Melisa zaten valizini alıp gelmişsin. Benim bir şey dememe gerek yok. Valizini de alıp giderim o zaman. Gidecek bir yerin var mı ki? Yok. Gidecek bir yerim olsaydı sence buraya gelir miydin bana yaptıklarından sonra? O kadar mı gurursuz bir kızım ben? Anlıyorum seni. Pişman oldun. İstemiyorsun beni. Hiçbir zaman da istemedin zaten. Yaşananlardan sonra ayak bağı olacağımı düşünüyorsun. Bu kız yapıştı yakama. Bırakmaz diyorsun belki de. Bunu da anlıyorum. Ama ben seni boğmaya, sıkmaya gelmedim. Ben en güvendiğim insana sığınmaya geldim. Hani diyordun ya, biz arkadaşız. Dostuz diye. Değilmişiz. Sen benim hiçbir şeyim değilmişsin. Ben bugün bunu anladım. Ama olsun. Ne diyeyim ki sana? Ben bakarım başımın çaresine. Dert etme sen. Gider bir otele yerleşirim. Melisa. Aç mısın? Ben açım da bir şeyler hazırlayalım diyecektim. Temizmiş. Apar topar çıkınca ev kıyafeti almamışım yanıma. Böyle de oturmayayım şimdi. Bunu giyebilir miyim? Rahatına bak. Bu arada ben içeride salonda koltukta yatarım. Sen burada yatarsın, tamam mı? Yok, koltukta rahat edemezsin sen. Aslında yatak da büyük, biz birlikte de uyuyabilir. Ben koltukta uyuyayım ya da. Ben yatarım orada. Sen burada yat.
Çocuk musun? Bir an bile şüphe etmedim masumiyetinden, biliyor musun? Bir an bile. İnsan çok sevdikleri ondan büyük bir sır sakladığı zaman kolay kolay affedemiyormuş. Senin iyiliğin için yaptım deselerdi, seni sevdiğim için yaptım deselerdi, yüreğinde açtığı yara hiçbir şeye benzemiyormuş. Ben çok üzgünüm. Sana bunları yaşattığım için. Çok üzgünüm. Seni kırdığım, üzdüğüm için. Affedebilecek misin? İşi var bunun burada. Hapiste değil miydi bu? Ne olur. Vazgeçme benden. İkimize bir şans daha ver. Beni. Selim, ya duşa gireceğim de bu havlu temiz. Aa, Cennet. Ne işin var senin burada? Sen hapiste değil miydin? Kime diyorum, kime? Nasıl çıktın sen dışarıya? Benim bildiğim hırsızlar daha çok ceza almıyor mu? Lisa, ne yapıyorsun sen? Sakin ol. Bırak. Ya sen hangi yüzle geliyorsun bizim yanımıza? Sen bizim ailemizi dolandırdın, şirketimizi dolandırdın. Lisa. Ne var? İçeri gir. İçeri gir dedim sana hemen. Ben duştan çıkana kadar bu kız buradan gitmiş olacak Selim. İçeri gir, içeri gir Melisa. Hadi. Seni bilmem ama ben bu kızla görüşmeye devam edecek kadar saf değilim, anladın mı? Tamam, içeri gir. Saçmalıyor işte. Saçmalıyor her zaman gibi. Cennet. Melisa burada seninle mi kalıyor? Ailesiyle kavga etmiş. Kalacak başka yeri yok. O yüzden burada kalıyor. Anladım. Başka bir sebebi yok. Yok. Anladım. Ben seni çok iyi anladım. Cennet!